İran'da başı açık gazeteci hikayesi gerçekten Amanpour değil mi bu? Evet dünyanın en önemli gazetecisi herhalde yaşayan en ünlü de gazetecisi dünyada herkesle konuşan herkesinde söyleşi vermek için on takla attığı gazeteci İran Cumhurbaşkanı reisi Cumhurbaşkanı reisi başörtüsü takmayı reddeden gazeteci Christian Amanpour ile söyleşi yapmadı. Şimdi. Herkes bunu helal olsun diye e, okur. Bir internete bakar mısın e, Cemre? E, eğer yanılmıyorsam çünkü söyleyeceğim şey bir spekülasyon olacak ama yanılmıyorsam Hristiyan Amanpur'un başörtüsü taktığı söyleşileri var. Onu bir bulabilirsek iyi olur. Çünkü çünkü neden? Hristiyan Amanpur'un zamanlaması ilginç. Yani İran halkı, İran kadınları haklı olarak isyan ediyor. Dolayısıyla bu isyana destek vermek için mi bu tutumu takınıyor? Bu tutumu takınıyor. Yoksa kendi kişiliği açısından ben kendimden ödün vermem diye mi bu tutumu takınıyor? Çok önemli bir ayrıntı. E ve bunun üzerinden de çok büyük spekülasyonlar yapılacağını da bilin. Neden? Amanpur çok önemli bir gazeteci. Muhtemelen yapacağı söyleşiden çok daha fazla ses getireceğini biliyordu bu boş koltuğu ben buradayım delikanlıysan sen de gel demektir. Bu meydan okumaktır. Dünyada, dünyada siyasal İslam'a dair ilginç bir süreç demektir. Şimdi e, Suriye'yi e, vahşi, katil IŞİD'lilerle birlikte, Özgür Suriye ordusu ile birlikte, onlar da olmayan bir ordu biliyorsunuz, katiller ordusu. Bunlarla birlikte rejimi değiştirmeye çalışıyorsun. Yani laik Suriye rejiminin yerine siyasal İslamcıların en koyularıyla geliyorsun. Ama İran'da sonuç itibariyle tam tersi bir yönelimde özgürlük arıyorsun. Bu bu, bu tuhaf. Amanpur'un bu söyleşisinin kendisi de bu açıdan ilginç bir süreçte ilginç bir değerlendirme. Yani Amanpur'un eğer yanılmıyorsam söyleşi yapmak için başörtüsü bağladığı zamanlar olmuştu ama eminde değilim. İran e, İran e, ahlak polisiyle e, ilgili bir durum. İran'da ahlak polisi anlattı. Sanki rehberlik etmek için değil, ava gönderiliyoruz demiş bir ahlak polisi. Bir kere utanmazlar. Kendi ahlaklarının bir ahlaksızlık olduğunu düşünmüyorlar ve dünyanın en kadim kültürlerinden birisi olan, dünyanın, dünya kültürüne en büyük katkıları yapmış ülkelerden birisi olan Acem kültürünü getirip siyasal İslam'ın kendi meşrebince olan bataklığına e, sokuyorlar. Burada ilginç olan başka bir şey daha var. Şia Geçen gün Merdan Bey de söyledi, modern hayatta daha uygun bir anlayıştır. İhvan değildir mesela. Orada bunlar oluyorsa, ihvancılar da neler oluyordur? Bizdeki Rabia da tamamen ihvancılıktır. Dolayısıyla bizi daha beteri bekliyor. Yani Türkiye'deki kadınların başına bu türden şeyler gelir mi gelmez mi onu bilemem. Ama bu kadar tarikat, cemaat adına konuşan acayip acayip adamlar arttıkça bu meselenin hiç de alınmayacağını size anımsatmak isterim. Devam edelim ee, ve son kertede bu tablo bize şunu gösteriyor: bir kadın, bir kadın yeter dediği zaman o çığlık, o çığlık asla, ama asla susturulamaz.